Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Bu konuyla ilişkili olarak da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Dünyada sanki bir garip veya garip bir yolcu gibi ol. Günlerden bir gün Behlül Dana Hazretleri yolda ilerliyormuş. Derken bir viranenin yanından geçiyormuş. Viraneye dikkatlice bakmış. Harap olmuş bir duvar, çökmek üzere bir tarafa meyletmiş. Bir tarafa böyle yatmış. Çöktü, çökecek. Oturmuş oraya Behlül Dana, duvarı saatlerce izlemiş. İzlerken bir ara gelmiş ki duvar çökmüş. Ondan sonra Behlül Dana Hazretlerinin yüzünde bir tebessüm oluşmuş. Bir coşku gelmiş. İnsanlar da bakmışlar, Allah Allah, bu ne iştir? Duvar yıkıldı, Behlül coştu. Nasıl bir hikmettir bu? Ey Behlül demişler, niye bu kadar coşkulusun? Bu sevincinin sebebi ne? Öğrenebilir miyiz? Behlül Dana Hazretleri kısaca şu cevabı vermiş. Duvar meylettiği tarafa yıkıldı. Tamam da demişler, bunda garipsenecek veya sevinilecek, coşulacak ne var ki? Duvar yıkılmış. Ne var bunda? Behlül Dana Hazretleri o muazzam, muhteşem cevabını vermiş. Evet, duvar meylettiği tarafa doğru yıkıldı. Ben de Allah'ın tarafına meylediyorum. Hakkın tarafına meylediyorum. İnşallah bir gün ben de bu duvar gibi meylettiğim tarafa yıkılacağım. Yani öldükten sonra Cenab-ı Rabbime kavuşacağım. Hakka varacağım. O yüzden demiş, siz de nereye meylettiğinize dikkat edin. Yanlış yerlere meyledip yanlış yerlere yıkılmayın. Evet, Behlül Dana Hazretleri adeta onları uyandırmış. Uyudukları gaflet uykusundan ikaz etmiş, uyandırmış. İnşallah bu hikaye bizim gönüllerimizi de bir nebze daha uyandırmıştır. Bir Müslüman için en önemli husus bu hayatta nasıl duracağıdır. Daha sonra ne tarafa meyledeceğidir. Çünkü Cenab-ı Allah yine Kur'an-ı Kerim'inde bizlere iki yol verdiğini, iki yol gösterdiğini, hak yolu, şer yolu, bu iki yolu bize tanıttığını, gösterdiğini söylüyorlar. Ama bu iki yoldan herhangi birini seçmeyi bize bıraktığını, yani bizi bu hususta muhayyer bıraktığını beyan ediyorlar. Dolayısıyla hepimiz hak yolunu veya batıl yolunu seçmekte muhayyeriz. Bizler hak yolunu seçtik. Elhamdülillah. İnşallah bir ömür hak yoluna meylederiz ve sonunda da hakkın tarafına yıkılırız, kavuşuruz. İnşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.